Hamınıza selam. Günaydın arkadaşlar. Neçesen? Bugün Azerbaycan'a gidiyoruz. Saat 9.30'da uyandık. Kars'tan Iğdır'a geçeceğiz. Iğdır'dan Nahçıvan'a, Nahçıvan'dan Bakü'ye. Bakalım bizi neler bekliyor. Çantaları hazırladık. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltıyı halledelim. Daha sonrasında gelelim. Hapınıza salam arkadaşlar tekrardan. Şu anda... Neyse. Şu anda Kars'ın 32 tarafındayız. Iğdır'a doğru otostop yolculuğumuz başlıyor. Burada bir saatten otostop çekeceğiz. Daha sonrasında Nahçıvan'a geçeceğiz. Yokluğun ortasındayız. Neredeyiz? Kars. Bir tane abi bizi geldi aldı. Şu anda biz Iğdır yolunun üstünde. Neresiydi lan burası? Pınardağ tarafındayız. 20 kilometre falan geldik. Yola devam ediyoruz. İyi gidiyor. Araba olsa... Şu yollarda falan hiç araba yok. Araba olsa çok hızlı gideriz de. Hop Tuzluca. Iğdır'ın Tuzluca semtine geldik. Burası çok az kaldı. Yani 30 kilometre falan kaldı Iğdır'da. Tuzluca geldik. Audi'li bir abi aldık. Sağ olsun bizi 100-150 ile getirdi. Nahçıvan bekle bizi. Şu anda Iğdır'dayız. Çekim yapmaya gerçekten çekiniyorum. Iğdır merkeze geldik otostopla. Kaç saate geldik? Ama 2 saat geçti yani. Ya 2 saat falan ama çok geç kalmadı. 2,5 saattir max. Normalde aynen 2 saat zaten. Geldik bir abiye. Bizi dövize bıraktı. Dövizden 2000 liraya bir 130 manat aldık. Şimdi dolmuşlara bineceğiz. Nahçıvan dolmuşları var. Ondan sonra bakacağız duruma göre. Hava çok sıcak ya. Burada hava çok sıcak oluyormuş. Öyle söyledi abi. Hangi Kars abi? Falan soğuk oluyormuş. Az önce konuştun abi. Oğlum dün gece şeydi. Etekleri açtı sıcaktan. He. Şimdi? Sonra ter kendini göster. Yanıyoruz. Bizim parlıyor yine. Çok, sen çok sıcak. Göremiyorsun gitmen de. Abi Iğdır merkezde Nahçıvan dolmuşu arıyoruz. Burada böyle bir garip bir hiyerarşi var. Ben anlamadım. Az önce birine sorduk. Ben seni götürürüm diye 200 lira. Kişi başı 400 lira yani yuh. 400 lira çok para. Şimdi o dolmuşu bulmaya çalışıyoruz. Çünkü dolmuş bizi buradan alıyor. Nahçıvan'a kadar bırakıyor. Sınırdan da geçmemizi sağlıyor. Bulursak iyi olacak. Gidiyoruz. Arkadaşlar buradan Nahçıvan'a geçmek epey meşakkatli ya. Burada Azerbaycan'dan gelen insanlar buraya alışverişe geliyor. Ve alışverişten döndükten sonra bir dil korsan taksicilik yapıyor. Ve onlar fiyat çekiyor size. Adam kendi memleketine dönerken diyor ki 4 tane yolcu alırım. Bu kadar fiyatım var. Buraya geliyorsan gel. Şimdi dolmuşçular 200 liraya sadece sınıra götürüyor kişi başı. Bu herif havalimanına götürüyor Nahçıvan'a 30 manata. Yani 350 liraya denk geliyor. 350-360 liraya biz buradan 2 saat yolculuk yapacağız. Yaklaşık 200-250 kilometre. Daha sonrasında havalimanına ulaşacağız. Ya yani biraz meşakkatli ama verdiğimiz fiyat Iğdır merkezden Nahçıvan havalimanına kadar 30 manat. 25 manat kişi başı. O da toplam 50 manata denk geliyor. 50 manata gitmiş olacağız. Bu arabayla bak Azeri plakalar götürüyor genelde. Abi şu anda Delucu gümrük kapısına geldik. Buradan pasaportumuzu işleteceğiz. Şu araba sınırında. Şu abi bizi getirdi. Pasaportu işleteceğiz. Daha sonrasında arabaya bineceğiz. Arabayla devam edeceğiz. Biz geldik. Şu an giriş yaptık. Pasaportu falan hepsini hallettik. An itibariyle Azerbaycan'dayız. Azerbaycan'a geldik. Burada biz bileti nereden alacağız acaba? Bileti siz alacaklar mı içeri? Şöyle bir kaos hakim. Azerbaycan Nahçıvan Havalimanı'na geldik ama videonun en saçma olayı yani rezillik resmen. İnsanlar burada sırada bekliyor. Yani uçuş var ama bilet yok. Bilet yok ama iptal edilirse veya değişiklik olursa burada kontenjan açılıyor. Atıyorum diyor ki 4 tane bilet var. 4 tane bilet almak için de işte en önde duran kişi bileti alıyor. O yüzden kontenjan açılana kadar kapıda durman gerekiyor bilet alana kadar. Uçakta ne kadar eksik olacağı, kimin binmeyeceği belli değil. Ne zaman güncelleneceği belli değil. Garip garip şeyler var. Psikolojim nasıl? Arkadaşlar şu an hala bekliyoruz. Yani dünyanın en rezil olaylarından biri. Havalimanında bekliyoruz. Bilet çıkıyor diyelim uçakta. Adam tanıdıklarını işte yok para verenleri falan Azerileri alıyor. Bir adam kayırma var burada. Dünyanın en saçma olayı. Yani resmen rezillik bak. Şurada insanların hepsi bekliyor. Sırada bekliyor. Sonra bir tane adam geliyor. Diyor ki bilet var. Sonra bakıyor böyle seçiyor. Sen kafasına göre. Hiç kimseyi valla sikine takmıyor. Valla sinir bozucu. Biz 4 saattir buradayız. Dolmuş bileti gibi şey bekliyoruz. Sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Yani ne zaman uçacağız ne yapacağız bilmiyorum. İnternet de yok. Burada Türk bir arkadaşımla denk geldik. Ondan sağladım interneti. Öyle. Bekliyoruz. Bakalım ne olacak.
Tekrardan merhaba. Ya bu Nahçıvan, Azer, neyse. Mehmet 3 saat 4 saat bekledi. Sırada hiçbir şey gelmiyor. Bir şeyler söylüyorlar. Azerice konuşuyorlar, anlaşılmıyor. Onlar bağırıyor falan filan derken kaos çıktı. En sonunda şu anda Nahçıvan'dayız. Çok fazla talep olduğu için uçak ayarladılar yarına. Şu an saat 12 civarı. Yarın 11'de uçak var. 9'da bilet almamız lazım. Biz de aldık çantaları. Şehre indik. Burada Türkiye'de okuyan arkadaşlar varmış. Türkiye'de okuyan Azeri çocuklar var. 4 kişiyiz. İşte şu anda yemek yemeye geldik. Daha sonrasında bir şeyler havalimanına gideceğiz. Sonra bilet alacağız, uçacağız falan filan. Ne yapıyorsun Mehmet? Takdirimi serdim. Şu anda havalimanındayız. Bileti bulduk. Yarın 11.45 için bilet çözdük. Havalimanında uyuyacağız. İşte bizim çocuklarla beraber, bak arkada hala kavga dönüyor. Bizim çocuklarla beraber yatacağız şimdi. Daha sonrasında yarın 11.45'te uçak var. Saat 1'de mi ne orada olacağız. Uyuyorum ben ya, çok uykum var, bacaklarımı hissetmiyorum. Gelirseniz, eğer Azerbaycan'a gelmek istiyorsanız direkt uçakla gidin. Bu havalimanına sakın uğramayın, Nahçıvan'la sakın gelmeyin. Kendinize göre takılın. Sakın uğramayın bu arada, sakın. Böyle mi? Anam. Arkadaki müziğe bak. Arkadaşlar biz uyuyoruz. Mehmet de burada. Saat 3. Ben var ya kesintisiz 8 saat uyurum. Havalimanında uyumaya o kadar alıştım ki abi. İyi geceler. Havalimanında uyumaya uyuyamadık. İnanılmaz fazla sinek ve içerisi inanılmaz sıcak. Dışarısı da çok güzelmiş. Havalimanı burası. Hiç kimse yok. Bahçesinde de kimse yok. Şu karşıda görmüş olduğun şey ay ama. Yani çıplak gözle görseniz çok iyi olur. Dur. Neyse ya. Buraya girdikten sonra çıkamaz. Çıkmayacağız, yukarı çıkacağız. Orada bekleyeceğiz. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm, günaydın. Uyumaktan her yerlerimiz uyuşmuş. Benim değil, benim şişme yatağım. Saçımızı yıkadık, dişimizi fırçaladık, üstümüzü değiştik. Uçuş 2'de, check-in 12'de. Böyle vaziyetmiş. Ben gidiyorum. Şimdi gidiyoruz işte. Gidiyor bacağı. Bakalım. Özür dilerim arkadaşlar şimdiden. Dişimiz bozuldu. Evet. Azerice konuşuyoruz. Hemen konuş. Biz gidiyoruz. Hoş geldiniz. Yaşı sana. Anlam yeri. Yaşı sana. Yaşı ya. Yaşı sana. Hadi gidelim. Burada oğlum kamera, burada. Arkadaşlar biz şu anda uçağa biniyoruz. Bu kadar. Kapıdayız. Ne oldu? Ne oldu? Yan yanayız ya. Yan yanayız. Bana yağacağım. Arkada olmuş. Ben yapayım. Yapmış olmaz. Uçağa bindik. Gidiyoruz. Çok uykum var bakın. Moskova. Uçakta değil. Teyyarede yemek geldi. Tek mi bu? Tek. Sok meyve nektarı. Sok. Evet. Sana bir sok. Arkadaşlar biz şu anda geldik. Bakü'nün içindeyiz. 20 kilometre yol geldik ve sadece 6 manat ödedik. 6 manat da yaklaşık 80 lira falan yapıyor. Burada zaten taksiler falan çok ucuzmuş. Gelirken de söylemişlerdi. Şu anda Azeri arkadaşımın yanına gidiyoruz. Azatlık prospekti. Diller çok garip. Yani dil çok garip çünkü bizim eski isimleri kullanıyorlarmış gibi ama alışık. Hamınıza selam arkadaşlar. Yoğun yani yorgun bir gecenin ardından Bakü sabahına uyandık. Gerçi saat şu an 3. Şöyle göstereyim. Arkadaşımın evinde kalıyoruz. Saat şu anda 3 dediğin gibi, kahvaltı yaptık. Bakü'de şu an epey sıcak. 32-33 derece. Nem olmadığı için direkt sıcağı hissediyorsunuz. Neyse laga logaya gerek yok. İnternet işini halledeceğiz. Daha sonrasında berbere gideceğim. Saçımı kestireceğim. Sakalımı kendim kestim. Çünkü Azerbaycan pahalı bir ülke. Şu anda ne kadar lan? 1 manat 15 lira. Saç kesimine 350-400 lira para vereceğim. Ve diğer şeyler de öyle. İnternet de çok pahalı. İnternet paketi. Yani 50 GB internet en yüksek paket. Toplamda 600-700 lira denk geliyor. Şeyin... Azerbaycan halkının nabzını tutacağız. Bu arada daha fazla Bakü videolarının gelmesini istiyorsanız ve beni desteklemek isterseniz aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Dilerseniz yorum da yapabilirsiniz. Benim için çok önemli. Şimdi kaçıyoruz. Mehmet bir bilgi verecekmiş. Hazır mıyız? Evet. Dışarısı çöl demekmiş. Nasıl yani? Çöle gideceğiz dedi. Çöle mi gideceğiz? Dışarı çölmüş. Oha. Başka bildiğin başka bir şey? Ya şey. Düşündün?
Düşündüm, anladım. Danıştın? Danıştın neydi? Konuştun. Konuştum. He, nece sen? Silah? Nece sen? İyiyim, sen? Yaşlısan? Yaşlıyım. Ya, ne? Silah? Tövbe estağfurullah. Şu an tıraş olduğu için biraz şey oldu böyle, çekiniyor gibi. Sıcak mı? Nasıl? Peki. Fena. Fena. Yapıyorlar bu işi. Gerçekten saçma. He? Bu netten mi? Gelmişik. Arkadaşlar burada scooterları uygulamadan değil. Abim hiç önüne bakmıyor. Teşekkürler. Scooter'ı tirali var ama böyle bisiklet gibi adam gidiyor. Scooter bineceğim mi bineceğim. Bir saat veriyorum herhalde 2020'liğine. Ondan sonra şey. Bu arada tıraş oldu. Nasıl olmuş? Yakşıdı. Yakşı yakşı. Biraz kız. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bu... Bunlar korba gitsin diyorsanız, beğenmeyi unutmayın videoyu. 100 bin like gelirse bu videoya Afganistan'a gider misin? Giderim. Tamam. 100 bine net giderim. Tamam. Yedisi izleyicilerde. Burası Hazar Denizi. Çok çok kritik, evet, bir şey. Kaç para atlarsın lan, doğru söyle. Yorumlara kaç para yazarlar? 10 manat atlar mısın? Kaç para teklif ediyorlar atlamam için? O önemli. Hani onlar kaç para teklif ediyor? Manat. Manat. Şu an manat ihtiyacımız var. Manat olarak. Tamam. Mesela 10 bin manat atlar mısın? Gerçekten. Başka bir şey istiyor musun? 10 bin. Oğlum piyasayı yüksekten açalım. Adam gelecek bir köpeğe diyecek. Bir köpeğe. Köpeği değil. Kepik, kepik. 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 Şu ünlü olan 3 tane şey yer burası mı? Sokarın mı orada? Sokarın mı? Kimin sok o? Sok meyve suyu oğlum. Sokar, sokar. Ha sokar. Şey oğlum neydi lan? Enerji. Enerji. Petrol, metrol. Enerji, enerji. Neyse. Azıcık. Hazar Denizi'ndeyiz. Bir şey mi bu? Oha ya. Gerizekalı. Patlıyor oğlum. Benzemiyor mu? Neyse bu kamerasını böyle tutuyorum. Ters ışığın şeyi ya. Bir daha söyleyeyim abi. Oyyyy. Hazar Denizi. Abim. Saçımı ben buradan arkadaş edeceğim. Buradan arkadaş edeceğim. Şu scooterci abiye ikna edeyim de görürüz. On manat mı ya sadece? Yok ama. Kolaya 9 manat verecek. Doğru. Arkadaşlar kola, bir tane kola buldum. Limonlu kola. 9 manatmış. Sırf Almanya'dan geldiği için. Zırt vırt. Buranın şeyi çok güzel ya bak. Rusya şeyinden kaldığı için ne denir? Deniz kenarı bulvar idaresi. Yapılar falan inanılmaz iyi ya. İnanılmaz iyi. Şurayı göstereyim. Muazzam bir yer. Ama Gürcistan'a biraz benziyor bir tek Rus mimarisinden dolayı. Diğer yönden de zaten herkes Türkçe konuşuyormuş gibi geliyor. O da işin bir şeyi. Bak mesela neymiş? Scooter sürmek gadağandır diyor. Ya, evet. Biniyorlar. Hiç sorun değil. Şey. 12 point. Go to Azerbaycan. Bizim bütün Eurovision'da 12 puanı Azerbaycan'a vermemiz. Azerbaycan da bize veriyor falan. Biliyor musun Eurovision'ı? Eurovision'u ben her sene takip ediyorum. Evet. Lanet olsun. En son ne zaman katıldın? Bora gitsin. En son ne zaman katıldın? En son ne zaman Can Bonomo? Yok. Yüksek Sadakat katıldı. Bilir misin? Bilmezsin. Bilir misin? Sen biber kızını. Sen bilmiyor musun şarkıları? Bora gitsin. Neydi? Yorba yar olsun. Yorba yar olsun Pasinyan. 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 Ama bizde Pasinyan onun adı. Pasinyan diyoruz biz. Paşin yani. Ben bir daha tavosa geldim. Gel. Burası çok... Bu maşri ya. Herkese selam. Aaa Matt Dalton. Matt Dalton kanalı bakın merhaba. Sen ne yapıyorsun Azerbaycan'a? Niye haber vermiyorsun? Merhaba yaşlısın. Yaşım. Neden haber vermedin Azerbaycan'a geldin? Ya ne bileyim oğlum ya. Ben Haydar Aliyev Sarayı'na geldim. Haydar Aliyev Sarayı'na geldim. Arkadaşlar küfür edince burada dayak yiyormuşsunuz. O yüzden küfür etmemeye çalışıyoruz. Bağırarak küfür. Ya aslında saygılı bir şey ama biz ona karşı olduğumuz için. Bağırmayın yeter. Bağırıp küfür ettiğinde her an dayak yiyebilir ve pandik yiyebilirmişiz. Burada öyle öğrettiler. Şimdi gece gezmeye çıktık. Şu Azerbaycan'ın en ünlü şeyine doğru gidiyoruz. Nedir bu? Flying Towers. Yanan kuleler. Yanan kuleler. gayet açık bir yanan şeydi. Yanan kuleler. Peki kule mi? Kule. Yüksek bina. Kule. Gala. Geniş isterim kuleye. Yüksek gala. Sol tarafımızda da Hazar Denizi. Hazar'ın İngilizcesi nedir? Caspian Sea. Caspian Sea. Neden Caspian? Neden Caspian Mehmet? Ben kesmiyorum küseyi. Bu iğrenç şakandan ötürü. Atlayayım mısın ya? Komik de.
Ya yürü. Ayarlarıyla oynayayım mı? Hadi neyse. Ice cream yala ya küleçte. Küleç. Küleç küleç mi gerçekten? Bundan sonra küleç çok mantıklı çünkü. Küleç, küleç külah. Küleç, küleç. Hola, ¿cómo estás? Tekmundo. Tekmundos. I know, brother. You famous. Take a picture. Mustaş. 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 Çıkırt. Hey, flash. It's like a moon. Like this. Çok, çok, çok. Here. Yeah, that's true. Hey, brother. Let's go. Come down. Come down. Yo. Ama dondurma küleçle yalayacağız. Arkadaşlar. Bugünün son videosu bu. Bugün mü? Evet, bak. Küleçle dondurma yalarken video çekeceğim. O zaman görürsünüz. Buradan iniyoruz. Dur. Düşüyormuş gibi yapsın. Oh!